Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde yüzdeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. şey ilk konumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hatırlayalım arkadaşlar yüzdeler konusunda e, hatırlayacağınız üzere 5. sınıfta yüzdeler konusunu görmüştük. Bu gençler yüzdeler konusunda yeni bilgiler katarak devam edeceğiz. Evet öncelikle arkadaşlar bir kesre benim gibi arkadaşlar bir sembolle gösterebilmek için paydanın mutlaka ne olması gerekirdi hatırlayalım. Evet 100 olması gerekirdi. Eğer kesrin paydası yüzde ise genişletme veya sadeleştirme yaparak Paydayı mutlaka 100 haline getireceğiz gençler. Evet ilk etkinliğimizde aşağıda veren ifadeleri yüzde sembolüyle göstermemizi istiyor. Evet 32 bölü 100 gençler yani yüzde 32 faydamız 100 olduğu için direkt yüzde 32 şeklinde yazıyoruz. Yüzde 136 yüzde 136 olarak yazdım. Evet 9 bölü 100'ü yüzde 9 olarak yazalım. Evet 241 bölü 100'ü yüzde... 241 olarak yazdık. Diğer kesirleri gençler mutlaka paydaları 100 hale getireceğim. 3 bölü 5'e baktığımız zaman 20 ile genişletelim. Evet 20 ile 3'ü çarpıyorum. 60 bölü 100. Evet 60'tır. Evet 1 bölü 4'ü 25 ile genişletirsek. 25 bölü 100'dür. Bunu da sembolle 25 olarak yazarız. 0 e tam 56. Kesir olarak yazarsam 56 bölü 100 demektir. Bakın paydamız 100 olduğu için direkt sembolle yazalım. 1 tam yüzde 83'ü bileşik kesir olarak 183 bölü 100 olarak yazarız. Bu da yüzde 183 demektir. 2 tam 10 6 gençler 26 bölü 10 demektir. Bunu da 10 ile genişletirsem 260 bölü 100 yani %260 olarak yazalım. Evet, ikinci etkinliğimizde aşağıdaki e, aşağıda yüzde sembolüyle verilen ifadeleri kesir çizgisiyle yazmamızı istiyor. Yüzde 27, 27 bölü 100 olarak yazalım. Yüzde 4, 4 bölü 100. 63, 63 bölü 100. Yüzde 157, 157 bölü 100 olarak yazalım. Evet, yüzde 0 tam 10'da 9'u, 0 tam 10'da 9 bölü 100 olarak yazarız. E, ee, kesirde arkadaşlar pay kısmındaki 0 tam 19'u virgülden kurtarmak için 10 ile genişletirsem 9 bölü 1000'e eşittir deriz. Evet, %256 206, 206, 206 bölü 100 olarak yazıyorum. 3 tam 10'da 4 evet, %3 tam 10'da 4 Yine virgülü arkadaşlar kurtarmak için sayımızı 10 genişletelim. 34 bölü 1000 olarak yazıyorum. 0 tam 10'da 5 bölü 100. Yine 10 ile genişlettiğimizi yazarsak 5 bölü 1000 olur. Evet, 1 tam 10'da 2 bölü 100 olarak yazıyorum. Bunu da 10 ile genişleterek 12 bölü 1000 olarak yazarız. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet arkadaşlar A sayısının yüzde B'sini arkadaşlar bulurken bize verilen sayıyla yüzdeyi kesir olarak yazıp çarpıyoruz. 30'un arkadaşlar yüzde 40'ını bulurken öncelikle arkadaşlar bir bütün tamamına yüzde yüz diyoruz. Burada doğru orantı yöntemini kullanabilirim. O halde yüzde yüzü 30 ise yüzde 40'ı x'tir diyoruz. Gerçekten buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 100 x eşittir 40 çarpı 30. Buradan gençler 100x 40 ile 30'u çarparsam 1200. Her iki tarafı 100'e bölersek x'in değeri 12'dir. Veya gençler ne yapıyoruz? Yüzdeyi kesir olarak düşünerek yüzde 40'ı 40 bölü 100 olarak yazıyorum. Evet 30'un 40'ını bakın sanki kesir olarak yüzde 40 olarak yazdım. Burada ne yaparız? 30'u 40 bölü 100'e çarparız. Biraz sıfırlar gençler birbirini götürür arkadaşlar. 3 kere 4'ten direkt 12 olarak yazarız arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet, 360'ın %60'ını istiyor gençler. Direkt burada kesir olarak çarpacağım. 360'ı %60 ile çarpıyorum. Çarparken bakın buradaki sıfırlar yukarıdaki sıfırlarla sadeleşiyor. 36 çarpı 6 216 demektir. 50'nin %150'si 50 çarpı 150 bölü 100 Buradan şöyle sıfırları sadeleştirdim. 5 çarpı 15 75 olur. 35'in yüzde 20'si. 35'i 20 bölü yüzde sadeleştiriyoruz, çarpıyoruz. Burada 20 100 sadeleştirsem 1 bölü 5 olur. 35'i 5'e bölüyorum. 7 olur işlemimizin sonucu. 800'ün yüzde 0 tam 10'da 4'ü. 800 çarpı 0 tam 10'da 4 bölü 100 olarak yazıyorum. Arkadaşlar virgülden kurtarmak için kesir 10 genişletelim. 800 çarpı 4 bölü 1000 oldu. Bakın şöyle 2 sıfırı buradaki sıfırları götürdü. 8 kere 4 32 bölü 10. 32'yi 10'a bölersek de 3 tam 10'da 2 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçiş yapalım. Ekranı biraz büyütüyorum. 220'nin %5'ini istiyor gençler. 220'yi %5'le yani 5 bölü 100'e çarpıyorum. Gençler şöyle yapabiliriz bakın. 5 ile 100 sadeleştirin. 1 bölü 20. 0'a attım. 20 ile 2'yi 22 22'yi 2'ye bölüyorum. 11 olur. İşlemimizin sonucu. 2000'in 0 tam 10'da 3'ünü istiyor. 2000 çarpım 0 tam 10'da 3 bölü olarak yazdım. Bunu onunla genişletirsem gençler virgülden kurtarırım. 2000 çarpı 3 bölü 1000 Burada 3 0 gençler sadeleşir. 2 kere 3 6 olur işlemimizin sonucu. 7. sorumuzda bir okuldaki 280 öğrencinin %40'ı erkektir. Buna göre okulda kız öğrenci sayısı kaçtır diyor. Gençler şöyle yapabiliriz. Bakın %40'ı erkekse e, okuldaki öğrencilerin tamamına %100 diyorum yüzde yüzden yüzde kırkı çıkartırsam yüzde kız öğrencidir. O halde 280'in direkt yüzde bulabiliriz. 280'i 60 bölü yüzde çarpıyorum. Şöyle sıfırlar gider. 28 çarpı 6. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 2 12. 4 daha 16. 168 olur. Kız öğrenci sayısı diyelim. Evet. 8. soruda Ali okul gezisinde 210 TL para harcamıştır. Dinçer Ali'nin harcadığı paranın %40'ı kadar para harcamıştır. Buna göre ikisi toplam kaç lira harcamıştır? ya Ali'nin harcadığı para belli. O Dinçer'in harcadığını bulalım. Ali'nin harcadığı paranın %40'ı. 240'ın %40'ını %40 bulacağım. Böyle sıfırları attım. 24 çarpı 4'ten Pardon 21 gençler. 210 ile 140 çarpıyorum. 21 ile 4'ü çarparsak 84 TL dinçer harcadı. Ali 210 harcamıştım. 210 ile 84'ü topluyoruz. 4, 9 ve 2. 294 TL olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet, 9. sorumuzda 15.000 TL kredi çeken Emre Bey çektiği paranın yüzde sıfır tam onda altısı kadar kredi dosya masrafı ödeyecektir. Buna göre bizden kredi dosya masrafının kaç lira olduğunu soruyor. Yani 15 ile yüzde sıfır tam onda çarpıyoruz. Gençler şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın virgülden kurtarmak için bir tane sıfır feda ederiz. Sayımız 6 olur. İki de sağa değiştiririm. 15'te 6'yı çarparsak 90 TL olur. Dosya masrafı diyebiliriz. İstersek yine e, arkadaşlar onunla genişleterek virgülden kurtarabiliriz de diyorum. Devam edelim. Evet bu sefer de gençler bir parça veriliyor. E, bu sefer bütün sayı isteyecek. Yani %20'si 12 ise sayıyı arkadaşlar yine iki yöntemle bulacağım. Öncelikle orantımıza bakıyorum. %20'si 12 ise sayının tamamı %100'dür. Diyor. %100'ü x'tir diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 20x 12 çarpı 100'den buradan 20. X eşittir. 1200. Her iki tarafı 20 ile sadeleştirsek sayı 60'dır. E, denklem şeklinde yazarsam gençler. Şimdi sayıyı bilmediğim için sayıya X dedim. halde X'in %20'sini bulurken X'i 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Ve sonucun 12'ye eşit olduğunu söylüyor. İşte burada şöyle yapabiliriz. X'i bulabilmek için ne yaparım arkadaşlar? 12'yi 20 bölü 100'e bölmem gerekir. Evet 12 bölü 20 bölü 100 diyorum. Da burada bölme işlemini çarpmaya çeviriyoruz. 12'ye aynen yazdım bunu ters çevirerek çarpıyorum. 12 ile 100'ü çarpıyorum 20'ye bölersem yine işlemin sonucunu 60 olarak elde ederiz. Evet genellikle arkadaşlar doğru orantı yöntemini kullanacağım bu sorularda. Evet ilk sorumuza bakalım. 25'i 18 olan sayı kaçtır diyor. Buradan yukarıdan yazalım. %25'i 18 ise sayının tamamı %100'dür. Buraya x diyorum. Arkadaşlar bakın doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Veya kat olarak da görebiliriz gençler. Evet 100 gençler 25'in 4 katıdır. Ama x de 18'in 4 katıdır. Ama x eşittir 4 çarpı 18 72 olur sorumuzun yanıtı diyorum. İkinci soruda %30'u 150 ise şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Sayının tamamı yüzde yüzde. Buraya x diyorum. Bu sefer de gençler içler dışlar çarpımı yapalım. Yani arkadaşlar bakın 150 30'un gençler 5 katıdır. Buradan 5 katı olarak da görebilirler. 30 ile x'i çarpıyorum. 30 x eşittir. 50 çarpı 100. Her iki tarafı 30'a bölersem. Geliyor 30'a e böldüm 5. Evet buradan x'in değeri 5 çarpı 100. 500'dür. Üçüncü sorumuzda %120'si 30 olan sayının tamamını istiyor. Yine %120'si 30 ise %100'ü x'tir diyoruz. Evet buradan yine içler dışlar çarpımı yapabiliriz gençler. 120 x eşittir. 30 çarpı 100'den her iki tarafı 120'ye bölelim. 30'u 120 ile sadeleştirsem 1 4 kaldı. Evet 100'ü 4'e bölüyorum. 25 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet 4. sorumuzda %0 tam 10'da ikisi 9 olan sayı istiyor. %0 tam 10'da ikisi 9 ise %100'ü x olur diyelim. Buradan gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 0 tam 10'da 2x bir ayıralım. 9 çarpı 100 her iki tarafı 0 tam 10'da 2'ye bölüyorum. Şimdi virgülden kurtarmak için sayıyı 10 ile genişletelim. 9 ile 100'ü çarparsam 900. 10 ile çarpıyorum 9000. Böyle 2 oldu. 9000'i 2'ye bölersek de 4500 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. 60 sayısının %70'i hangi sayının yüzde onda üçüne eşittir? İşte öncelikle 60'ın yüzde bulalım. 60'ı 70 bölü yüzde çarpıyorum. Sıfırlar gitsin. Evet 42'dir. İşte bu 42 hangi sayının yüzde tam onda üçüne eşittir? Yani sıfır tam onda 3'ü yüzde tam onda 3'ü 42 olan sayının yüzde kaçtır gibi düşünüyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam tam 10, onda 3x eşittir. 42 çarpı 100. Her iki tarafı 0 tam onda 3'e bölelim. Yine virgülden kurtarmak için 10 genişletiyorum. 42 ile 100 çarptım 4200. Bir de 10 ile genişletiyorum. 42000 bölü 3 oldu. 42000'i 3'e bölersek de 14000 olur. işlemimizin sonucu diyelim. Evet 6. sorumuzda Esra meyve suyu %40'ını içmiştir. Mesela 140 mililitre su, meyve suyu içtiğine göre yani %40'ı 140'sa başlangıçtaki yani tamamı ne kadardır diye soruyor. 40'ı 40, 40 mililitre ise %100'ü X olur diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 40 X 140 çarpı 100'dür gençler. Her iki tarafı 40 ile değiştiriyorum. Şöyle sıfırları attım arkadaşlar. %4 sadece 25, 14 ile 25 çarparsam 350 mililitre olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet. 7. soruda Ali bir mağazada %20 indirimle gömlek almıştır. Bu satışta 40 TL indirim yapıldığına göre gömleğin indirimsiz fiyatı yani %100'ü kaçtır? Kaçta i̇şte indirim miktarı? Oran olarak %20, miktar olarak 40. Yani %20'si 40'sa %100'ü x olur diyoruz. Buradan arkadaşlar 40 20'nin 2 katıdır. O x de 100'ün 2 katıdır. 2 çarpı 100'den 200 TL olur başlangıçtaki fiyat diyoruz. Evet arkadaşlar 203. sayfadaki ilk sorumuza baktığımız zaman Ali 1200, 1200 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunun %36'ını yürümüştür. Buna göre Ali'nin geriye yürüyecek kaç metre yolu kalmıştır diyor. Gençler burada şunu yapabilirim. Direkt %36'sını bulup çıkarabiliriz. Veya %100'den %36'yı çıkarıp %64'ünü hesap edebiliriz. Gençler istediğinizi yapın arkadaşlar. Size bırakıyorum. Ben direkt %36'sı bulmak istiyorum. 1200'ün %36'sı şöyle sıfırlar gider. 12 ile 36'yı çarparsam 432'dir. 1200'den 432'yi çıkarıyorum. Geriye gençler 768 metre yolu kalmıştır diyoruz. İkinci sorumuzda 360 sayfalık kitabın %40'ını okuyan Barlas kitap bitirebilmesi için kaç sayfa daha okumalıdır? 4'e gençler %40'ını okuduysa %60'ı kalmıştır diyelim. Halde 360'ın %60'ını bulabiliriz. Böyle sıfırlar gitti. 36 çarpı 6'dan 216 sayfa kitabı almış diyorum. Evet sevgili gençler. Atan bütün soruları cevapladığı bir sınavın %96'sını doğru cevaplamıştır. Atan'ın 90, 48 doğrusu olduğuna göre bu sınavda kaç soru vardır? İşte %96'sının 96'sı doğrusu, doğru oranı ve bunun 48'e eşit olduğunu söylüyor. O %100'ü ilk soru vardır diyoruz. Arkadaşlar 48.96'ın yarısıdır. Yani 2'ye böleri geldi ettik. x'i bulabilmek için 100'ü 2'ye bölerim. Sınavda 50 soru vardır diyorum. Evet. Dördüncü soruda Akif Bey'in evinin kirası her sene bir önceki sene ödenen kiranın %10'u kadar artırılıyor. Bu sene kirası 150, 150 TL arttığına göre geçen sene ödediği ev kirası kaç liradır? %de %10'u 150'ye eşit o halde yüzde onu50 ise yüzde y'üzü x olur diyorum buradan gençler bakın şöyle görelim buradan 15 katıdır O halde x'i bulabilmek için yüzü 15' ile çarparız 1500 TL olur geçen seneki kirası diyoruz Evet sevgili gençler. Devam tamam edelim. Evet, dördüncü uygulama sorusuna bakıyoruz. Aşağıdaki ifadeleri noktalı yerlere uygun sayıları yazarak tamamlayınız diyor. 50'nin %30'u kaçtır demiş. Hemen işlemleri altta yaparım gençler. 50 ile 130 bölü 100'ü çarpıyorum. Buradan sıfırlar gider. 5 çarpı 13 65'tir. Evet, B'ye bakıyorum. 480'in %1.5'u virgülden kurtarmak için yine 10 genişletelim. 480 çarpı 15 bölü 1000 oldu. Şöyle biraz sıfır atayım önce. Ee, Burada sadeleştirebilirim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, 15'i 5'e böldüm. 3. 100'ü 5'e böldüm. 20. 20 ile 48'im. 4'e bölelim. 4'e böldüm. 5. 4'e böldüm. 12. 12 çarpı 3. Hatta direkt 36 yazayım. 5 bölü 5. Gençler bunu 2 ile genişletecek olursam 72 bölü 10 olur. Bu da 7 tam 10 da 2'dir. C'de %45'i 9 sa gençler şöyle C diyorum. %45'i 9 ise sayının tamamı %100'dür. Buraya x diyoruz. Gençler bakın 9 45'in 5'te biridir. Hadi 100'ü 5'e bölüyorum. 100 bölü 5'ten 20 olur. C'deki sorumuzun yanıtı diyorum. Evet gençler. D'deki soruya bakalım. %16'sı 40 olan sayı istiyor gençler. Şöyle D diyorum. %16'sı 40 ise %100'ü x olur. Diyelim buradan gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 16 x eşittir 40 çarpı 100 Bunu her iki tarafı 16'ya bölelim. 16'yı 4'e böldüm arkadaşlar. 4, 40'ı 4'e böldüm. 10. 100'ü 4'e böldüm. 25. 25 çarpı 10 250 olur diyelim. Evet, E'deki soru 25'in yüzde 28, 28'e hangi sayının yani 28'i nokta nokta sayısının yüzde 14'dür demiş. Bu halde arkadaşlar şöyle yapalım. 25'in yüzde 28'ini bulalım öncelikle. 25'in 28 bölü yüzde çarpıyorum. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4, 28, 4'e böldüm 7. Bu 7 sayısı arkadaşlar Nokta nokta sayısının hangi sayının %14'üdür? Yani 7 %14'ü denk geliyorsa %14'ü 7 ise %100'ü x olur diyoruz. Gençler bakın yine burada 2'ye bölerek elde ettiğim için yani yarısı olur. x'in değeri 100 bölü 2'den 50 olur diyoruz. Evet, şu boşluk kullanarak gençler son sorumuza bakalım. 36'nın %30'u şöyle F diyorum. 36'nın %30'u 36 çarpı 30 bölü yüzden böyle sıfırlar gitti. 36 çarpı 3 108 böyle 10 gençler. Bunu da 10,8 olarak yazalım. 10,8 nokta nokta sayısının %10'udur. Yani %10'u 10,8 yüzde x olur diyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle yapabiliriz. Buradan 10 katıdır. O halde x 10,8'in 10 katıdır. x eşittir 10 çarpı 10,8'den 108 olur noktalı yere yazılması gereken sayı diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.